Öncelikle patateslerimi hazırlıyorum. Patatesleri soyacağız ve güzel bir köri sos elde edeceğiz. Bununla beraber lezzetli bir yemeğimiz olacak. Patatesleri soymak için soyacağı tercih edebilirsiniz. Çok daha kolay ve ince bir şekilde soyabilirsiniz bununla. Şimdi patateslerimi de soyduktan sonra doğrama işlemine geçiyorum. Ortadan ikiye kesiyorum uzunlamasına. Tekrar ortadan ikiye kestikten sonra kuşbaşından biraz daha büyük parçalar halinde doğruyorum şimdi. Patateslerimizi soğuk suya tutalım. Şimdi artık sosumuzu da hazırlayabiliriz. Bunun için tenceremizi açıyoruz. Zeytinyağımızı ekleyelim biraz ve biraz da tereyağı. Birazdan baharatlarımı da ekleyeceğim içerisine. Bu tarz yemeklerde sarımsağın miktarını siz karar verebilirsiniz. Ama içerisine 3-4 diş koyduğunuz takdirde çok lezzetli bir sos ortaya çıkacaktır. Bunları da ince bir şekilde doğruyorum şimdi. Sarımsaklarımızı da ekleyelim. Biraz da tereyağı ekledim. Çili biberimi de şimdi ince bir şekilde doğrayacağım. Bir de zencefilimiz var. Zencefilimizi de soyalım. Evet, şimdi soğanımızı ekleyelim içerisine. Güzelce kavuruyoruz. Biberimi de ekliyorum. Şimdi biraz da zencefil rende. Soğanları ve biberleri bir süre kavurduktan sonra şimdi içerisine patateslerimi ekleyeceğim. Ve sıra geldi baharatlara. Gram masala, zerdeçal, kimyon tohumu biraz, iki tane de tarçın çubuk bırakıyorum. Ve şimdi suyumuzu da ekleyelim. Güzelce karıştırıyorum hepsini. Ve şimdi sıra geldi bezelyemi eklemeye. Güzelce karıştırıyorum. Kapağımızı da kapatıyoruz. Bu şekilde 20 dakika pişirdikten sonra kişniş ve taze domatesle servise sunacağım. Körili patatesimiz pişti. Şimdi artık servis yapma zamanı. Bir de taze kişnişim var. Ondan koyacağım üzerine. Taze kişnişimiz hazır. Bir iki parça da şimdi domates koyacağım. Domatesi de kabuklu ve etli olarak bu şekilde kesebilirsiniz. Taze kişnişle beraber yemeğim servise hazır.